Arkadaşlar günaydın. Gecenin üçünde kalktık, hazırlığımızı yaptık. Nereye tırmanacağız? Ali Dağı'na tırmanacağız arkadaşlar. Bugünkü trekkingimiz bu. Tırmanma yapmayacağız aslında. Yürüyüş yapacağız. Yaklaşık 6 kilometre uzunluğu var. Aynı zamanda bu Ali Dağı'nda yamaç paraşütüyle de yukarıdan aşağı atlıyorlar. Eğitim veriyorlar. 200-250 liraya da sadece ben bir kere atlayacağım diyorsanız kucakta aşağıya atlattırıyorlar. Hadi arkadaşlar şu istikamete doğru yol alalım. Bir de şeyde gittim. Evet. Hisarlık tarafında gittim. Başladık canlar. Devam ediyoruz. Gayet yürümeye elverişli. Hatta bir ara asfalt bile dökmüşler mi dökmüşler. Paraşütçüyü gördüm. Birader bence bu kadar yeter. Dön geri diyorsun yani. He? Benim dizler kaçtı. Gölgemin izinde. Ali Dağı'nın güney batı yönünde Erciyes karşımıza çıktı. Evet. Serkan abim diyor ki aşağıda at çiftliği var diyor. Gerçekten manzara süper. Hemen şurada yanılmıyorsam at çiftliği olması lazım. Neyleri? Hara. Hara? Atların kalındığı yer. Evet. Atların konulduğu yere de hara diyorlarmış. Bu arada bilmiyordum. Bilgi ve destekler için abime teşekkür ediyorum. Şimdi bu arada burada dikkatimizi çeken bir konu var. Melengiç ağacı var. Çıtlık ağacı. Hiç beklemiyordum. Genelde güney bölgesinde olur diye tahmin ediyordum ama burada da varmış. Bakın hemen şurada şu ağaç. Şu ağaç arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Biz bunu çok severiz. Kavurkanın içine karıştırılır. Gerçekten çok güzel bir çerezdir. Hafiften de kavrulur bu. Müthiş olur. İşte çubuk önemli. Selfie çubuğu ile ilgili problem var arkadaşlar. Şimdi bak, bakın 1540 metredeyiz şu anda. Arkadaş diyor ki benim çubuk çekmiyor diyor. Çubuk önemli. Çubuklu çekiyormuş arkadaşlar. Böyle bir problem varmış. Şimdi selfie çubuğu uzmanı bir olaya müdahale etsin. Hadi bakalım. Arkadaşlar 500 metre daha gelmişiz. 1570 metre. Artı 3 kilometre aşağıdan muhtemelen demir kapının oradan. Hadi devam edelim. Sabah namazından itibaren muhtemelen başlayıp geri dönmüşler. Erciyes zirvede arkada iştihamıyla bize yoldaşlık ediyor arkadaşlar. İstanbul'da İstanbul'da bir adada koçların şeyi var, adası var. Sadece onlar oluyor. Arkadaşlar Hisarcık. Hisarcık arkadaşlar. Bu şurada Erciyes yolu. Erciyes yolu tam şu kıvrımlı yolda Erciyes, Tekir'e ve diye Hisarcık'a çıkarız. Manzara, ortam güzel arkadaşlar. Çoban da abi.
Hepsi. Bizim peygamberimiz çobandı. Hazreti İsa da çobandı. Hazreti Davut da. Musa. Zanaatkar. Hazreti Zanaatkar yani. Marangoz muydu? Marangoz. Çobanlık yok muydu? Baba, işi çobanlığı nasıl bilmiyorum ama işi şeydi onun. Marangozluk. Hazreti Davut da marangoz. Yok. Yani bir şey olur. Evet. Ya aslında güzel ya, çok şu derenin içinden şöyle aşağı doğru da gidilebilir. İşte size Kayseri. İşte size Erciyes. Hadi devam. Ali Dağı'nda sarı kantron bitkisine de sıkça rastlıyoruz. Yani burada kantron yağı, sarı kantron yağı çıkarmak isteyenler bu dağdan faydalanabilirler. Yol kenarı değil de daha böyle tozun toprağın olmadığı yerden istifade ederlerse bence daha sağlıklı olur. Eski yerleşim yerlerine bak, dağın eteğinde olur. İki tane amacı var. Bir, savunma yani güvenlik. Savaşlarda kendilerini, daha iyi. Evet, kendilerini savunmak için. İki, düz yere ekip biçiyorlar. Oraya gidip ev yapmıyorlar. Düz yer tarıma ayrılmış durumda. Şimdi bizim tarım yaptığımız yerde bak mesela burası tarım alanı. Tarım alanı. Ama ev şehir yapmışlar. Ev yapmışlar. Evet. Şimdi şuraya tırmanırsak istasyonların, vericilerin olduğu tepedir. Biz oraya gitmeyeceğiz. Biz yamaç paraşütünün olduğu taraf var. Sol taraf. Sola sapacağız arkadaşlar. Önden arkadaşlarımız gitti. Atla kovalıyor gibi yukarıya doğru. Bastılar gittiler. Anı yaşıyoruz diyorlar. O şekilde anı yaşıyorlarmış. An öyle mi yaşanıyor ben de bilmiyorum. Nasılsa bu videoyu izleyecek. Oradan kendine güler. Hadi devam. Evet. Düz gidersek Ali Dağı sağa saparsak vericilerin olduğu yön. Dümdük gidiyoruz canlar. Hadi bakalım. Geliyorum. İki yamacı birden. Evet. Ali Dağı'nın iki tane tepesi var. Geliyorum. Arka açıdan al diyor. Şimdi yamaç paraşütünün olduğu taraf şu dağın hemen Erciyes'e bakan kuzey tarafı. Şöyle bir Erciyes manzarası yapalım canlar. Erciyes nerede çıktı? Erciyes diye her yeri Erciyes görmeye başladım. Talas arkadaşlar. Talas. Şurası, şuralar bir yerlerinde seyir tepesi var. Geldiğimiz yerde hemen şu arabaların olduğu yer. Arabaların olduğu yer arkadaşlar. Tabii karanlıktan gözüktü mü gözükmedi mi onu da bilmiyorum da. Evet. Güzel. Ya şunu söyleyeyim. Her yürüyüşümde yoldan çıkaracak birini buluyorum. Bu haftaki yoldan çıkardığım adam da yol olmasına rağmen İyip abi. Daha da gelmem diyordu da muhtemelen daha da gelecek. Yoldan gideceğim diyordu. Artistik yapıyordu az önce. Ama o da şimdi daha vuracak. Daha geçisi gibi tırmanacağız arkadaşlar. Yörük çocuğuz. Hadi devam. Önce parayı kesiyor, sonra... Yok zaten her videoda kendi parasını alıyor. Buradan gelme fikri benim miydi ya?
belediye hem ağacını dikmiş, hem yetmemiş, suramasını dikmiş. Yolun altına da altyapısını yapmış. Tebrik ediyorum. Başka söyleyecek bir şey yok. Biz patikayı kaçırdık mı ya arkadaşlar? Patikayı kaçırdık mı biz? Patika mı kaldı? Abi patikaya gelip yok, o birden zorlamayalım ya. O deli olan genç, dizler sağlam, taze. Sanki iş biraz sarpa sarıyor gibi. Bir yukarı çık. He? Bir yukarı çık. Park etmez, bu araba buraya park etmez diyorsun. Az önce Demet'e kalın diyordun yani. Hadi bakalım, hemen Demet'e kalın. Bizi öyle verdi başlarına. İlk tarafında ben beraber üzerlerine. Aynı dertler de söylüyor. Hadi bakalım çelme takalım. Hadi bakalım çelme takalım. Darısı bir oldu daha. Al. Al. İkine tırmanmadım deme İbo abi. Tırmanmadık ya abi zorlandı. İkine tırmanmak kolay. İnmek zor. Yok ha. Ben ottoman da zorladım bayağı. Yürüdün mü? Tekire. Yürüdün mü? Niye? Ne bileyim. Değil mi ya? O adamın peşinden gelseydik keşke. Babayın. Biz askerdeyken helikopterden helikopter atlayıp evet. Şarjör. He? İnanmıyorsun. Helikopterden helikopter atlayıp şarjör değiştirip itin üzerinden kayıp helikoptere binip sediye kaldırıp uçardım. Biliyor. İnanmıyorsun. İzleteceğim. Yok canım, niye inanmıyorsun? Burada bir ara uçak yarışları oluyordu. Baba. Evet. Model uçak yani. Gösterdim mi ya şey sana? Duramadık. Farklı rotadan dağlara taşlara vurduk. Ya işte istediğim bu. Kimsenin yapmadığını yapmak. Gitmediği yoldan gitmek. Aslında biraz da insanlar benim peşime bu yüzden takılmıyor. Giderken bol video çekmek, bol fotoğraf çekmek, dinlenmek, atlamak, paraşüt atlamak, kayak yapmak. İşte farkımız bu abi bizim. Yoldan değil, yolun dışından. Hadi bakalım. Gölge. Evet. Yamaç paraşütünün olduğu. Oh, adı başında yamaca. Şu anda geldik. İnan, efendim abi. Evet, şey kupası. Evet, yamaç paraşütü kupası başlıyormuş. Ya pahalı abi, pahalı olmasa kesinlikle yapmak istiyorum yani. Yamaç paraşütünü. Ama maalesef ne kadar güzel spor varsa hem ekipman anlamında hem de eğitim anlamında pahalı abi ya. Arkadaşlar.
Evet, kesinlikle. Zaten o yüzden bura tercih ediliyor. Güvenliğinden dolayı. Evet, dinlenelim, karnımızı doyuralım, kahvaltı yapalım. Evet, sevgiyle kalın, güneşte kalın, sağlıcakla kalın ama ayrılmayın. Daha zirveye çıktık, mangal yakacağız. Mangal suyu yakacağız. Sabah kaçı? Sabah 7.30. 8'de 20 var. 8'de 20 var da sucuk var arkadaşlar. Sucuk var. Yakacağım. Evet, Serkan abi doğru söylemiş sayın seyirciler. Ben tahmin ettim de düşünmüştüm. Doğru tahmin ettim. Neyi abi? Tahmin ettim abi. Neyi abi? Fatih. Rüzgara bakayım arkadaşlar. Evet, parmak kontrolü rüzgar o şeyi yapıyor. Evet, ben bakacağım şimdi. Neyse, ben bakmayayım. Bir kayakçı olarak Eyüp amca rüzgarı bilemiyor. Çok ayıp Eyüp amca. Abi ne diyeyim ya. Babasıyla ayrı uğraş, oğluyla ayrı uğraş. Ben ne yapayım ya? Gene yoldan çıkacak birini buldum. Ertuğrul. Yani seni yoldan çıkarmazsam Eyüp abi çıkarıyorum abi. Vallahi. Abi, ben şarkı var ya, ben yoldan gönüllü çıktım. Önden ben gittim zaten. İlk kural Murat abiye uymuyorsun abi. Dur bastım, boğdurma. Ben şimdiye kadar uydum. Şikayetçi değilim. Gördün mü bak. Abi. Bak yani, tebrik ediyorum. Eyüp abiye bir alkış. Abi arkadan fon müziğine alkış vereceğim. Eyüp abinin söylediğini duymadıysanız tekrarlayayım arkadaşlar. Murat Anlı'ya uydum bu zamana kadar, pişman olmadım. Bazı arkadaşlar da uymuş. O da pişman olmadı da öyle söylüyor işin açığı. Ya be, haklı Ertuğrul amca. He? Biz çok pişman olduk. Ertuğrul amca abi. Hayal getirmiyorum abi. Abi başka bir Mersinli'den mi bıkık acaba? Yok abi ya. Onu demeyeyim. Rotası olmayan bir yoldan yürüdük ya. Abi doğaç. Hem de kaç saat biliyor musun? 7 saat belki yürüdük ya. Rota vardı da rotayı aldık. Ya he baba. Yani. Rota neresi? Vardı. Bizim yürüdüğümüz yer neresi? Dağ diyor, rota diyor. İyi de abi işte. Rota yok ki. Dağ diyor. Dağ mihmandarlar var ya, yeni rota çiziyor adam. He, aynen öyle. Senin şeyin onun adıyla anılıyor artık. Navigasyonu da yeni bir rota oluşturmuyor mu abi, yanlış olsa saptı. Belgeli bir mihman, biz de öyle bir yaptık yani. Dağcılıkta. Ve yeni bir rota bulursa müracaat ediyor. İşte, tebrik ediyorum. Abi. Olay bu. Alkış abi, Eyüp abi ya. Bir dakika. Bu gerçek yani bu. Ertuğrul'a cevap değil. Hayır, Eyüp abi. Eyüp abi şöyle bir şey oldu. Sineklerle boğuştuk. Bak. Derelerle boğuştuk. Onlar olmasa ne köpek balığıyla boğuştuk. Abi yokuşları çıktı. Şöyle dik. Bilmiyorum valla, birinin sopasını kırdım ama. Kırmayan iyi ama. O sopasını döver bizi yalnız. Yok abi, dövecek hali mi kalmış ya? Diz kalmamış, bacak kalmamış. Adamın hayatını kaydırdık. Erciyes'e şey, Kayseri. İyi çıktım yine ya. Bence de iyi çıktım. Ben senden bunu beklemiyordum. Acı. Kendine maşallah ya. Maşallah. Yalnız bekleyince ayak kilitliyor Murat. Yürüyünce iyi oluyor. Baba çık. SOS sinyali gönderin. Ulan ben bu çağımı. Bir de mi gitsin o? Yok. Murat oranın manzarası iyiymiş lan. Ben de istesem şampiyon mu yakma şampiyon. Yakın oraya gidelim. Şu ucun mu? He. Şimdi gidelim abi. Hacım şeyin önünü kapatma. Yemek malın. Mal ne abi ya? Mal değil mi abi? Taşın cep telefonu taşırır, mal değil mi abi? Mal diye geçiyor. Mal diye geçiyor ya. Kanunu da kitabında bu yazıyor. Mal da hizmet alımı der değil mi? Ha? O malı kıracaktın ama sabahleyin. Erzincan'dan mal getiriyorum. Ha, o da mal diyor bak. Mal ve he lan şey yazıyor, mal çobanları diyor. Vallahi ücretsiz diyor, mal çoban bileti vermişler bana. Nasıl mal çobanları? Ha, malı götürüyor mu? Sen de çoban oluyor. Çoban ücretsiz sağ ol. İşte abi aklın kolu bir yani. Vallahi. Devlet diliyle konuşuyorum hacı. Baba. Malı kırıyordun ama sabah. Hangi malı? Hangi mal var? Telefonu? Abi her ya. Şey mal mülk ya. Bende de mal mülk. Var biraz zaten o yaran. He. O zaman abi Türkçe katlediyorsunuz. Nasıl yani? Olur mu reis ya? Yani, Türkçe katlesin. Türklerini kullanmıyor. He. Abi o zaman üç cümlede her şeyi bitirsin. Malı getir, malı mülkü tamam, getir. Ben çoğunlukla öyle derim zaten. Özellikle kayakta. Fazla bir kelime kullanmıyorum. Malı getir, malı götür. Malı Türkçemizi geliştirelim abi.
Ben Türkçedesin sen. Türkçeyi geliştirelim. Türkçe mi? Öz Türkçemizi kullanalım yani. Yani. Ya öz Türkçemizi kullanalım şöyle. Adam bir örnek verdi. He. Ne dedi ya? Sabah bakkala gittim. Dört... Ya somun aldım. Evde yedim dedi. Burada diyor sabah. Galiba Farsça ya da Arapça. Bakkal Arapça. Somun Rumca. Yani bir tek yedim kelimesi Türkçe. Hadi bakalım dedi. Öz Türkçe konuş. Nasıl konuşacaksın? Bu konularda hassas bir şey var. Çünkü Latin. Anlatıyor. Latin. Ya diyor sen diyor 1923'te gelmedin buraya diyor. Sen 1000 senedir buradasın. Evet. Sen Öz Türkçe diye daha Orta Asya'daki dili konuşmaya çalışırsan olmaz diyor. Çünkü 1000 senedir buradasın. Buradaki dili konuşacaksın. Şeyi mesela şu şeyi sen yayınlıyor abi. Bu TRT'nin 1980'li yıllarda 70'li yıllarda yaptığı şeyler var. Teledonik ne zaman çıktı? İşte o günden bugüne TV'de yaptıkları bayram mesajları var. Ya o çocuklar falan var ya, öğrenciler ne kadar güzel konuşuyor ya. Zekele, Zeki Müren ya, rahmet. Oo öyle kim abi. Konuşuyor? Abi o bir, onlar, iki dakika mı ne süren bir şey söyledi. Tekerleme söyledi, yuh dedim ya. Çok duraksamaksızım böyle. Hani böyle İstanbul Türkçesi derler ya. Onlar ki öyle ya. Hatta şey var ya, Cem Yılmaz'ın son filminde öyle diyor, küfür ediyor. Ya İsmiren burada mıydı çıkmıyor. Adam olunca küfür etmeye utanıyor yani. Yalnız bu arada kayıttayız abi. Kayıttayız abi kayıttayız. Tamam. Koy sıkıntı yok, tüm dünya duyuyor, duyacak yani. Olsun bakalım. Ben şişeyi kıracağım. Dünya duyacak. Aşağıya doğru kırma abi. Üstünü kirletmeden kır. Evet, sucuklarımızı çıkarın arkadaşlar. Bildiğiniz sucuklarımızı çıkarın ya, Allah Allah. Ya bu sucuk mevzusu takıştan beri var arkadaşlar. Sucuklarınızı çıkarın diyor. Herkes gülüyor. Bir sucuk çıkar deyince ne anlaşılır arkadaş? Sucuk getirdiğiniz abi. Sucuklarınızı parmak sucuksa parmak sucuk, yuvarlaksa yuvarlak sucuk yani. Kangal diyor. Kangalsa kangal. Benimki parmak. Abi benimki kangal ya. Kangal mı? Benimki de banlak. Benimki de mangal. Sucuk. Ya biz nereye oturacağız? Gölge yere yok, ben yandım. Yere? Yandım. Tüm ekmek yiyebilir mi? Yerim. Abi çöp işini nasıl yapacağız? Çöp şiş getirmeyelim dedik ama. Ben getirdim abi. Getirdin mi abi? Getirdim. Çöp şiş de zaten olmuyor ki abi, o yüzden getirmedim ben. Erciyes hatırlarsan. Nereye koydum? Nereye koydum? Ya çubuk kessek aslında burada. Benim düşündüğüm bitkilerden yok. Onu da zar zor buldum biliyorsun. Son dakika avradı kaldı. Saçıma... Kızmadı mı? Gözlük. Saçıma gözlük. Allah. Yalnız kayıt altına giriyor bu. Ya yok yengem öyle demek istemedi. Yanlış anlaşılma oldu orada. Çocuğun ağlayışını taklit ederek kaldırmış. Dur bakayım bir malı bir çevireyim bakayım. Sizi. Görüyor muymuş sizi? Fazla görmüyormuş. Ha? Baba sen kaç dil? Baba. 3 dil. Ben 2 tane yerim. Sen niye 3 tane getirdin? Oğlum kendin getireydin madem. Ya ben bunun önünü mü kapatacağım? Hep şikayet ediyorsun Taha ya. Şöyle gel. Evet abi. Ya çok mızmızlanıyor ya. Ne yani, bak şimdi burası şey değil yani. Bir erkek çocuğuna göre. Şabına şişeyim şu an. Bir erkek çocuğuna fazla bence. Şiş mi getirsin? Gerek yok hacı. Atın verelim üstüne. Herhalde öyle yapmadık mı Erciyes hacı? Az bekle. Abi bence var ya gelin bak burada sıralı döşeyelim. Arkadaşlar sapı yanıyor gene elinle döndürmek zorunda kalıyorsun. Olmuyor. Yes cebimde daha kiraz duruyor. Kiraz duydu artık kiraz hızına son. Yo. Kozalak'ta mangal keyfi diyordu. Evet. Hemen ala arkadaşlar. Ala tozlu atıyorum sayın seyirciler. Ala küllü. Olmamış küllü. Ay. Baba Eyüp yorgun. Eyüp abi çıkardı malları. Her şey hazır Eyüp abinin. Eyüp abinin sucuğu iyiymiş. Ya arkadaş. Eyüp amca o niye sosis gibi? Soydum oğlum, akşamdan soydum. Bir de ya, uzun ama. Oh. Yardım, kangaldı bu böyle bir çok yuvarlaktı.
Evet. Doğaya sadece ayak izimizi bırakıyoruz. Meşhur, popüler. Popüler. Slogan. Slogan. Tamam mı diyorsun lan? Yok artık. Serkan abi hemen halletti işini sayın seyirciler. Ya ben zaten sucuğu çiğiyim. Serkan abi hemen halletti işini. Pişirmedi bile. Çiğ yiyor. Çiğ abi yiyor sayın seyirciler. Şunu bir çevireyim şuraya. Şunu bir çevireyim. Benim diğer ikisini alayım. Şu mu? Hala bir çevireyim. İyi abi göremiyor mallarını. Abi ona bir müdahale eder misin? Abi çiğ daha var. Yani verilir. Erciyes'e gittiğimizde ben bunlardan getirmiştim, koydum üstüne, yandı. Yanı verdi sapları, ne yaptık? Elle çevirdik bu sefer. Oldu dediklerini alayım. Evet. Ooo! Arkadaşlar buz gibi fantastiğim var mı? Buzlu. Aa, buzlu da mı var? Evet. Bende de kola var da buz yok. Bence öyle tutma, bırak. Ben Serkan amcanın yanına kaçmaya başlıyor. Bunun yanı da aynı vodka gibi oldu lan bu. Vodka gördük biz, viski. Hey yavrum ey, hey yavrum ey. Mala bak, mala. Baba. Kelimesi bana... hoş değil ya. Değil mi diyorsun? Yok, söylemiyorum, bana... Ertuğrul beğenmiyor arkadaşlar. Baba bana bir tüm ekmek yapıyorsun değil mi? Evet. Mal, mülk. Yani gayrimenkul. Yakışmıyor ya. Duman çeviriyor. Şuna bakıyor. 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 Tamam diyor ya. Tamam diyor. Her zaman söylemişimdir. Erciyes'te şu ekmek 15 lira yanında. Yanında içeceği de yok. Bak burada biz bu işi hallediyoruz. Sucuğu eksik olan var mı? Bu bana yetmeyecek gibi diyen var mı? Ben. İstik çıkabilirim. Sen hariç. Al tacımı al. Al oğlum al. Anik hazır. Murat abi senin durumun nasıl? Biraz istik çıkabilirim. Normalde bunu evde yapsan güzel olmaz ha. Işte. Abi şurası boşsa şu ben kullanabilirim. Kullanabilirim. Murat abi niye şu ikisi mi senin? He. Bir ekmeği oy, onlar mı? He. Al şunu. Ben mi abi? Şunu da al ya. İyi abi sucuğunu bana verdi. Gülüyor, ya, gülmeyin Allah arkadaşlar. Allah. Ya sucuk arkadaş ya. Etmeyin, eylemeyin, gözünü seveyim. Ya niye yayın yapıyorsun arkadaş? Sessizce verdim ben. Sen niye aldın benim taşımı? Bu seninki orada. Öyle mi? İyi abi aristokrat bir aileden geldiği için onun ben türü... aristokrat aileden gelmiyorum abi. Aristokrat da yakın yapma. Nerede yaşıyorlar abi bunlar? Şeyde abi malikanede. Diyar Sarayı. Abi konakta. Önceki evim ne konakta abi? Altın yok altın konak. Gül konağıydı. Şimdi altın konak. Bu arada binanın ismini koydum abi. Ne yaptın? Alperenler konağı yaptım. Alperenler. Siyasi bir şey var mı mesaj? Yok. Sadece yiğit manası. Ulan ben sabahtan beri ekmeğim yok. Daha sucuğa varamamışım ya lan. Bardak ihtiyacı olan var mı? Var. Bardağımız var abi. Olanı. Bardağımız var. Ama sen kolamız gideceksin mi? Var. Evet. Gel bunlar. Bunlar iç. Dur bakayım şuna bir bakayım. Ya şey. Tamam. Abi alsana domatesler şey salata. Ananası içeceksin mi? Bence de iyi gider. Ne abi? Salata mı? Birazdan ona da dayanırız abi. Ya sözde ha, dün Ertuğrul sen diyordun ya. Ne? Sözde spor yapıyoruz arkadaş. Kalorinin dibine vuruyoruz yani. Abi protein. Ha? Bizim amacımız şey değil mi? Biz yani burada zayıflayacağız diye bir iddiamız yok. Buraya tamamıyla kondisyon amaçlı çıkıyoruz. Bu Erciyes'in ön hazırlığı. Bir de sen onu mu planlıyorsun? Ben bu sene planlamak ne kelime ya. Yani Allah nasip ederse çıkacağız yani. O değil, ben bu sene Ertuğrul amcayı dinç görüyorum. Geçen sene hiç böyle aktiviteler yoktu. Geçen sene moralim bozuldu. Niye Ertuğrul? Bilmem. Odan herhalde. Herhangi bir sebebi yok. Üzgün olmaz reis ya. Tamamen psikolojik.
Abi bu sene rahatladığımdan dolayı bak göbek yapmaya başladım. O bana da bardak verir misin? Yaşlanıyorum. Baba. Yaşlanıyor mu? Murat abinin sucuğu burada. Abi sabah Ege'nin kalktık diye günde bitmiyor biliyor musun? Dolu dolu yatıyor. Arkadaşlar malum Ali Dağı'nda yamaççı paraşütü pistine geldik dediğimizi söylemiştim. Paraşütçü arkadaşlar, yamaççı paraşütçü arkadaşlar geldiler. Hazırlıklarını yapıyorlar. Uçuş önce hazırlıklarını yapıyorlar. Kasklar giyiliyor. Paraşütler açılıyor. Kaç senedir yapıyoruz hocam? Yeni başladık hocam, öğrenciyiz biz. Ciddi mi? Evet. Oo maşallah çok güzel. O PUBG'de bunlar böyle değil, küçücük bir şey. Ya oğlum sen gerçeğe bak. Şu anda 15. uçuşum olacak. 15. mi? Evet. Tamam abi pilot olmuşsun sen ya. 15 olmuş yani daha ne istiyorsun? Ya Allah bismillah arkadaşımızın biri kalkış hazırlanıyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Çok güzel. Bravo. Evet ya Allah bismillah. Evet süper. Süper. Çok güzel abi. Evet. Üçüncü de kalktı. İkinciyi alamamıştık. Arkadaşımızın biri de hazır. Arkadaşlar enfes. Evet. Ya Allah bismillah. 1, 2, 3. Evet. Güçlü asılıyor. Çok güzel. Çok güzel. Bravo. 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 Maşallah. Maşallah. Çok güzel. Evet. Çıktı. Asılıyor. Asılıyor. Koşuyor. 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 Evet. Evet. Çok güzel. Yük. Kanatlara bindi. Çok güzel. Elhamdülillah. Evet. Ya Allah bismillah. Çok güzel. Çok güzel abi. Bravo. Ya Allah. Ya Allah. Bismillah. Çok güzel. Evet. Rüzgar aldı güzelce. Çek. Bırak ağları. Gir altına. Gir altına. Koş. Koşuyu bırakma. Çok güzel. Çok azimli. En iyisi diyebilirim. Bence de. Değil mi? Ben zaten bu abiyi sevdiydim. Öyle mi? Ya Allah bismillah. Ben de orada paraşütçüyüm. Çok güzel. Baba dedem eskiden. Çok güzel. Evet, yolun açık olsun. Süper. Arkadaşlar dönüşe başladık yavaş yavaş. Geç kaldık biraz. Paraşütçülere takıldık. O yüzden saat 9 oldu. Normalde planımız daha erken çıkmakta ama. Olsun. Paraşütçüleri izledik. Biraz bilgi aldık. O bilgileri de sizinle paylaşırım. Ya da hemen paylaşayım. Paraşüt olayı şöyleymiş. P1, P2, P3, P4, P5 diye yanılmıyorsam kurs seviyeleri varmış. Başlangıç kurs ücreti 1800 liraymış. İşte yer eğitimi, hafif yamaçtan atlama eğitimi, ondan sonra gerçek kalkış eğitimi verip ondan sonra ikinci seviye P2 seviyesine geçiliyormuş. Ondan sonra işte her seviye atladığında tekrardan kurs ücreti ödüyormuşuz arkadaşlar. Durum buymuş yani. Hadi devam. Ali Dağ'ın yürüyüş rotası çiçekler, meyvelerle dolu. Kayısımız var, badem ağaçları, erikler, kirazlar, sarı kirazlar, ayvalar. Yani böyle bir ortamda yürüyüş yapmak istiyorsanız zaten şu gördüklerinizde komple badem. Yürüyüş yapmak isterseniz Ali Dağ sizi bekliyor. Özellikle sabahın erken saatinde kalkar,
yürüyüşe gelirseniz daha güzel oluyor arkadaşlar. Belediye bu yolu sunuyor ve sürekli paraşütçüleri servis aracı götürüp getiriyor. Yani yorulursanız, bileğiniz vesaireniz incinirse o araçlarda da yukarı aşağı onlardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Peki, güzel bir mekanda sizlere de böyle bir yürüyüş temennisinde bulunuyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, görüşürüz.